Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz, Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Haseke'de Türk İHA'sı düşürüldü iddiaları dünya gündemine bomba gibi oturdu. Kıymeti izleyenler, paylaşımlara MSB'den açıklama geldi. Haseke'de Türk SİHA'sı düşürüldü. Milli Savunma Bakanlığı Haseke'de Türk SİHA'sı düşürüldü iddialarına jet bir şekilde yanıt verdi. Milli Savunma Bakanlığımızın kaynakları Haseke'de düşürülen SİHA, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait değildir ifadelerini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör hedeflerine yönelik başarılı harekatının ardından sınır hattında hareketli günler yaşanıyor. Bundan rahatsız olan bazı kaynaklarsa sosyal medyada TSK'ya ait bir silahlı insansız hava aracının düşürüldüğünü iddia etti. TSK söz konusu iddianın doğru olmadığını açıkladı. Kıymetli izleyenler, 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'na yönelik saldırı girişiminin ardından hem yurt içinde hem de sınır dışında başarılı operasyonlar gerçekleştirildi. Yurt içinde bölücü terör örgütüne üye çok sayıda isim gözaltına alınırken, TSK ise Kuzey Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik hava harekatları düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda terörist inleri vuruldu. Bu operasyonların ardından olası bir kara harekatı gündeme gelirken, sosyal medyada yayınlanan bazı görüntülerde Türkiye'ye ait bir silahlı insansız hava aracının düşürüldüğü öne sürüldü. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının bu iddiayı yalanladığı da öğrenildi. Kıymetli dostlar, bizler dünyadan ve yurttan son dakika gelişmeleri anında sizlere aktarıyoruz. Sizler de bizlere destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerinizi açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki son dakika haberimizde tekrar bir arada olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.